Öncelikle bugün yine şehidimiz var. Yine Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzonlu herkese, ailesi başta olmak üzere bütün ülkemizin başı sağ olsun. Maalesef böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak hepimizin canını yakıyor. Canımızı yaktığı için de, üzüldüğümüz için de aslında elden de bir şey gelmiyor ama yapılması gerekenler mutlaka ülkenin, vatanın, toprağımızın, milletimizin gücünü, her şeyini, büyüklüğünü bilerek yapmamız gerekiyor. Tabii burada futbol konuşmak aslında bir veda konuşması olacak tabii ama önce tabii yaşadığımız, gerçekleşen süreci de iyi anlamak lazım. Fenerbahçe'nin hizmeti ve Fenerbahçe'ye olan gereksinim nerede, ne zaman, nerede olursa olsun ben orada olurum. Fenerbahçe'ye çok zor şartlar altında göreve başladım ve zor şartlar altında da veda ediyorum. Buradaki çok önemli bir süreç var. Bu süreci doğru anlamak lazım. Fenerbahçe birçok kupa yarışına katıldı. Birçok liderlik yarışına katıldı. Avrupa'da çalıştı, Avrupa'da yarıştı. Düşmeye oynadı. Zirvenin uzun süre kalıcısı olmaya oynadı, kaldı. Ama hiçbir dönemde transfer yapamazlık olmamıştı. Bunu doğru anlamak lazım. Ben bunu Sayın Başkanımız Ali Koç'a karşı yapılan bir düzen olarak düşünüyorum. Maalesef buna inanıyorum. Ve buna inanmaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü üst üste topladığım zaman maalesef hepsi bir taraftan onun taraftarlarımız tarafından korunmasına, desteklenmesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Türkiye'nin Fenerbahçe'ye çok ciddi ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız. Bugün hem taraftarlarımızdan hem de bizi destekleyen ya da desteklemeyen taraftarlarımızdan tabii ki herkes karşı olan olacaktır. Hepsine sevgi ve saygı duyuyoruz ve bu takım için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ersun Yanal gidebilir. Bu takımda oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek gerekir. Bu konjektürü taraftarlarımız ve camiamız doğru anlar ve doğru analiz ederse sorunlar çok çabuk ve çok hızlı bir şekilde çözülecektir. Buna inancım tam. Alanya maçı sonrasından başlayarak, Trabzon maçından sonra hatta başlayarak, Alanya maçı sürecinden devam ederek süre gelen bu konuşmalarımız benim bırakmamla bu işler düzelecekse ben hiç bunu düşünmeden yaparım ki bu bırakma sürecinde asla Fenerbahçe Kulübü'nden ne talebimiz ne herhangi bir isteğimiz olmayacaktır, olmamıştır da. Bunun da anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Burada başkanımıza destek olmamız gerekiyor. Ona sadece futbol olan değil, her alanda Fenerbahçe'nin büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu düşünecek olursak, her alanda, her dalda sporun içinde kalmak şartıyla, sporun dışına çıkmamak koşuluyla her zaman büyük bir desteğin oluşması gerekiyor. Çünkü artık sporun bu evrensel değerlerinde farklı bir açıdan bakma zamanımız geldi. Daha demokratik, daha çözümcü, daha rekabetçi ama eğlence sektöründe olduğumuzu unutmadan, keyif sektöründe olduğunu unutmadan, düşmanlıklarla değil, herkes görevini yapacak şekilde olmalıdır. Kazanan sevinmelidir, eğlenmelidir, alkışlanmalıdır. Kaybeden centilmence el sıkmalıdır. Ülkenin buna ihtiyacı var. Bizler Fenerbahçe camiası çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve diğerleri. Bunlar birbiriyle rekabet içinde olacak, olmalı. Çünkü dünyayla yarışmamızın da koşulu buradaki rekabetin gücü olmalı. Ve Fenerbahçe'de çıktığında ya da Galatasaray ya da bir başkası ya da Trabzon ya da Beşiktaş ya da diğer kulüplerimiz bu centilmenliği ve hassasiyeti toplumun sağlığı ve faydası açısından önemsiyorum. Benim bundan sonraki süreçte Fenerbahçe taraftarlarına ve camiamıza, başkanımıza destek olmaktan başka çaremizin olmadığını söyleyerek onlara sevgiyle,
saygıyla. Çok kısa bir soru sormama müsaade edersiniz. Ya çok da aslında hepsini söyledim ama senin sorun... Çok kısa. Çalışmadığınız için... Yok yok hocam, olur mu? Estağfurullah. Çok büyük bir destekle geldiniz. Fenerbahçe taraftarının desteğiyle geldiniz. Bu desteği hissederek göreve başladınız. Ve bu sene başından devre arasına kadar her maç sonrasında şampiyonluktan bahsettiniz. Şimdi diyorsunuz ki... bazı engeller oldu. Şampiyonluk söylemlerinizde veya şampiyonluk... Arkadaşlar, sorduğunuz sorunun cevabını ben 50 kere verdim ya. Yapmayın Allah aşkına. Bir daha sormayın. Benim sorumun içinde 50 tane var o cevap. O süreci anlattım zaten. 50 tane cevap var o sürecin içerisinde. Yani bunu bir daha tekrarlamanın bir anlamı yok ki. Evet, Fenerbahçe takımı her kurularda şampiyonla oynar. Düşmeye olacak pozisyondayken bile büyüktür ve şampiyonla oynar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük. Bunu kimse tartışmasın. O süreci lütfen bir kez de siz düşünün. Peki. Haksızlık yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu atmosferde ve bu meyhanede bulunmak, oynamak, mücadele etmek oldukça sıkıntılı ve üzücü. Ama ülkemizin birliğe, bütünlüğe, refaha fazlasıyla hak ettiğini ve bu süreçte de en kısa süre içerisinde el birliğiyle çıkacağımızı düşünüyorum. Spor bunlardan bir tanesi. Spor çok büyük bir evrensel değeri olan bir oyun. Bir birleştirme, bir toplumsal bir güç. Ve camialar karşılaştıklarında rekabet, o rekabetin getirdiği birleşme çok önemli. Mağlup olursunuz, el sıkışırsınız. Galip gelirsiniz, el sıkışırsınız. Şampiyonluklar vardır. Bunları doğru duygularla yaşamak gerekir. Toplumun, sağlıklı bir toplum buna ihtiyacı var. Türkiye'nin geçtiği bu durumda bu sağlıklı bir duyguya oldukça büyük ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin durumunda geçen seneki pozisyonunda hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe takımının büyüklüğünü bilen biriyim. Ve bu her zaman, ne zaman olursa olsun aynı şekilde düşünüyorum. Ve bu süreci doğru analiz ettiğimizde, doğru anlamaya çalıştığımızda Sayın Başkanımız Ali Koç'un başta olmak üzere düzenli bir şekilde bu baskının uzun süre devam ettiğini düşünüyorum. Ve kendisine, başta camiamız olmak üzere, taraftarlarımızın yüksek destekle arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyonlukları oynamıştır. Fenerbahçe hatta küme düşmemeyi oynamıştır. Avrupa kupalarını oynamıştır. Her dönemde büyük güçle bu mücadeleyi devam ettirmişler ama hiçbir dönemde transfer yapmadan sezonu kapatmamıştır. Ve maalesef bu düzeni ve daha sonraki yapılan bu düzeni biz Alanya maçından itibaren, hatta Trabzon dönüşünden sonrasında da konuşmaya başladığımız bu durumu belirlemek için Alanya maçı sonrasında da eğer ben feda olacaksam bunu çok rahatlıkla feda edebileceğimi söylemiştim. Ama şunu iyi anlamalılar ki taraftarlarımız, burada başka bir durum var. Ve bu durumu da defalarca Sayın Başkanımız ifade etmiştir. Biz asla, hiçbir zaman, hiçbir şekilde sahanın dışında kalmak istemedik. Siyasetin içinde olmak istemedik. Böyle bir sorun asla gündeme getirmedik. Ben kendi şahsım adına, oyuncularım adına, biz başkanımızla beraber olduğumuz her platformda bunu defalarca dile getirdik. Sadece adil bir yarış, adil bir yarışın sonucunu almak için mücadele ettik. Eksik kaldık. Kolumuzu, bacağımızı budadık. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe takımı girdiği her yarışmadan başı dik ayrılmalıdır. Bence yine aynı şekilde. Bugün de, bundan sonra da her ne olursa olsun Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan ve temsil ettiği değerlerle ülkeye önemli değerler yaşatan bu camianın, başta başkanımız olmak üzere, desteğine ihtiyaç vardır. Çünkü Fenerbahçe'siz bir iklim düşünülemez. Fenerbahçe'siz bir ortam düşünülemez. Türkiye'nin değerleri Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi önemli rekabetin birlikte olduğu güç büyük bir güçtür. Bu güç birlikte oynadığı her maçtan sonra el sıkışmalı, birbiriyle sarılmalı. Başaranları kutlamalı, başaramayanlar çalışıp tekrar başarmak için mücadele etmeli. Bu iklimi eğer getiremezsek bizde ciddi sorunlar bekliyor.
Soru almayacağım. Daha sonra da tekrar açıklama yapacağım. Bir önemli notu daha belirteyim. Bilmediğiniz bir şeye yorum yaparken dikkat edin. Biz Fenerbahçe'ye gelirken de giderken de nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi lütfen yetkili şahıslara sorun. Bu konuda da yorum yaparken elinizi vicdanınıza koyun, empati yapın, ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza buradan saygı duyuyorum ve onlara teşekkür ediyorum.